spor ajansına devam ediyoruz Fenerbahçe Sivas Spor'u 4-0'la geçti ve zirve takibini sürdürdü Şafak seninle başlayalım maç yorumuna Fenerbahçe'de e, golle çok fazla sezon içinde buluşmayan isimlerin e, adı yazılı gollerde Samet gibi Amrabat gibi Sen Maksimen gibi e, Sen Maximen de gerçi gol katkısı yapıyor ama skor yani <laughs> gol olarak değil genelde asist olarak bu katkıyı yapan bir, bir isim o da da şey gol evet aynen öyle Tabi ee, tabii Gaziantep Altmar maçından sonra yeniden toparlanmak farklı bir galibiyet Fenerbahçe için önemli. Sivas Spor ki bence ligin iyi savunma yapan ve e, önemli e, performans gösteren ekiplerinden birisiydi. Fenerbahçe çok da zorlanmadan bu engeli geçti. Yani zorlanmadan geçti ee, ama beklentiler bu yönde değildi. Yani Altmar maçından sonra ben Altmar karşısında Fenerbahçe'nin rahat bir galibiyet almasını bekliyordum. Teraziye koyduğumuz zaman Fenerbahçe Alkmara karşı çok ağır basıyor. Ama oynanan oyun maalesef bunu yansıtmadı. Sivas maçı bir anlamda diriliş karşılaşmasıydı Fenerbahçe adına. Taraftarın önünde özür karşılaşmasıydı. Bunu da e, efektif olarak bir futbol ortaya koydular. Tabii bunda Sivas Spor'un eksiklerinde muhtemelen payı vardır. Ama e, şu ana kadar belki de sezondaki en iyi gol, e, gol ortalaması, gol beklentisini yakaladı diyeyim Fenerbahçe. E, 3.26 gol beklentisi yakaladı. Rakip ceza sahasında 45 defa topla buluşan bir Fenerbahçe var ki son 4 maçına baktığımızda yani maksimum 35'e çıkan bir Fenerbahçe vardı. O da Bodrum karşısında. Manchester United maçında da tamam domine etti belki oyunu zaman zaman Trabzonspor karşısında ama bu kadar ön planda Fenerbahçe'yi görmemiştik. Bu oynanan oyun taraftarın zaten beklediği, arzuladığı oyun. Fenerbahçe bu şekilde devam edebilirse şayet sekteye uğramadan Galatasaray çok daha fazla zorlayacaktır şampiyonluk yarışında. Dünkü maç özelinde Mourinho, evet Mert Hakan ve Samet Akaydın'ı oynattı böyle efektif tercihleri var ki bu da bir anlamda yedek kulübesindeki oyunculara, diğer futbolculara mesaj içeriyor. Siz oynamazsanız oynayacak olanlar mutlaka bulunur diye. Bekao'yu örneğin kesti. Ee, daha iyi oynamasına rağmen. Bekao şu anda bence Fenerbahçe'nin yani kalite olarak en iyi stoperi ama bir yerde bir problem var ki hoca Samet Akaydın tercih etti. da Samet'te ne kadar sırazcı olduğu e, biliyoruz zaten. Bunu bir kez daha Samet göstermiş oldu bize. Samet'e de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten tebrik ediyorum bu kadar süre oynamamasına rağmen tercih edilmemesine rağmen dördüncü stoper konumuna düşmesine rağmen kendini bu kadar hazır tutması takdire şayan bir durum. Yani her profesyonelin yapabileceği bir e, mental bir stoper bile diyebiliriz. Osterwolden'in de daha çok stoperli. Samsun maçı jönüldü evet. sakatlanmadan önce. 2-2 olduğu sekansta Samet Hı -hı. oyundaydı. Öyle aklım. bunun dışında evet, yani evet, zaten evet, 11. Ondan çık... sonra yok yani Dünde çağlar başladı bu arada. Onu da hatırlatalım. Ee, Şafak yani yine bence Mourinho'nun benim tek anlayamadığım savunmadaki tercihi. Benim bir numaram Beka, Mourinho'nun bir numarası Çağlar. Çağlar. Çağlar da ısrar, ısrarcı. Yani Çağlar'ı Roma döneminde de zaten Mourinho istemişti. Fenerbahçe'ye gelmeden önce. Çünkü birçok haber çıktı bu yönde. Ya Çağlar'ı tercih etmesindeki konu bence yani e, kendi oyun planına veya oyun perspektifine daha uygun olduğunu düşünüyor olabilir. Veya idmanlardaki performansı daha ön plandadır. Testlerde Çağlar daha ön planda çıkıyordur. Ama Çağlar Fenerbahçe'nin yediği gollerde başrol oyuncusu özellikle Altmar, Altmar, maçında. Altmar bir maçında. Bir maçında bir geriye gelelim Galatasaray maçında sıkıntı var gibi Çağlar'la ilgili. Çağlar'ın her pozisyonda var. Çağlar topu takip ediyor, rakibi takip etmiyor. En büyük eksisi bence bu. Ben Altasaray... biraz Nelson'a menziliyorum de Şafak şöyle tribünden görün. biraz geri kaçarak oynadığı için ve önde de Jack oyuncu takım boyu çok uzuyor Fenerbahçe'nin. Yani çok e, Fred Alan yetişemiyor. Biraz ben ona bakıyorum mesela. Geçen sene Fred Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olduğu dönem stoperler bekavcı koydu. Çok önde kuruyorlardı savunmayı doğal olarak Fred daha metrekare olarak yani daha dar bir bölgede o etkinliğini, dominantını hissettiriyordu. Ama tam tersi stoperin Çağlar, forvetin Ceko olursa Fred yetişemez. Kesinlikle. Amrabat toparladı bakarsak. Yani Amrabat zaten e, yavaş yavaş daha da üstüne koyarak gidecek. Fenerbahçe'nin bu sezonki en iyi transferi yani Nesri falan değil. Yani Nesri 20 gol atsa da Fenerbahçe'nin en iyi transferi Amrabat. Amrabat geçen sezon bu takımda olmuş olsa belki çok daha farklı bir portföy olabilirdi. Daha iyi bir Fenerbahçe izleyebilirdik. İsmail çünkü net bir altı numara değil. Amrabat tam bir altı numara. Arkayı süpürüyor, yeri geliyor, e, takımı öne taşıyor, arkadan kritik başlangıçları yapan adam. E, yani atak başlangıçlarının birçoğunda yeri geliyor Amrabat üstleniyor. Ama Fenerbahçe özelinde baktığımızda bu. Sivas maçında alınan galibiyet en azından taraftarın biraz daha umutlarını yeşertti. Olası bir puan kaybı. Geçen hafta Trabzon'da Amrabat son dakikalarda attığı golle ligde tuttu. Fenerbahçe'yi ligde tuttu dediğim ya yani şampiyonluk yarışında en azından ümitleri tazeledi. Bu hafta da olası bir kayıp yaşansa muhtemelen Fenerbahçe taraftarı yine karalar bağlayacaktı. Kasım ayında şampiyonluğa havlu attık düşüncesine sahip olacaktı. Ama oyun olarak Mourinho'nun e, yavaş yavaş üstüne koyarak ilerlediğini görüyorum. Manchester United maçından sonra Alkmaar maçını bir kenara bırakarak tabii ki. Şimdi oyun dedin Şafak. Mehmet'e de e, buradan pası alarak ben sorayım. Fenerbahçe'nin Alkmaar maçından sonra bir mantelte değişikliğine gittiğini düşünüyor musun? Çünkü Şafak'ın verdiği istatistikler dikkat çekici. Yani 45 kez rakip ceza sahası, işte 3-26 gol beklentisi... Çünkü Fenerbahçe oyunu hızlandırmadan kazanan bir yapıdaydı şu ana kadar ama yani bu bu maçı özel bir plan mıydı sence Mehmet yoksa bundan sonra Fenerbahçe'nin daha ofansif bir takım olduğunu görecek miyiz? Bence işin doğrusu ee, Avrupa maratonu dönüşü ligde bazı oyunculara şans vermek rakipte Sivas'tı. Bence şöyle idealdi. Sivas'ın ligdeki puan tablosu fena değil ama o mantalitede İstanbul'da hep gelen takımlar biraz daha rahat çıkıyor. Ve ben zaten Fenerbahçe galibiyeti bekliyordum. Burada beni şaşırtan hem Mert Hakan hem Samet iki tane çok oynamayan oyuncunun direkt ilk 11 başlaması ve skora etki etmesi oldu. Artı Mert Hakan maçı bitiren 2-0'a taşıyan penaltıda da yine o pası atan ismi. Doğal olarak hani Mert Hakan'ın hakkını teslim edelim işin performans kısmında. şunu rica edeceğim senden Ömer aslında. Bardağın dolu tarafından bakmaya başlayalım Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin bu sezon 11 haftalık, 12 haftalık sekansta gollemedi maç sesi çok. Yani Galatasaray Rize maçını hatırlıyorum 5-0. Ee, Antep maçı e, 7 gol 3-1 sanırım. Rize ve Alanya maçı var Galatasaray'ın. Galatasaray genelde Antalya. Rize, Rize, Rize yani 3-4'tür. <laughs> ama tam tersi Fenerbahçe'de o 11 sayı... 11 maçın 7'sinde gol yemesi. Mesela çok %50'nin üzerinde. Geçen sezon Galatasaray'da öyle derim. Bardağın dolu tarafından bakmaya çalışacaksak gol yemediği maç sayısı çok ama burada tabii şu eleştiri de yapmak gerek. Ee, bana 12 haftalık periyotta Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu kim diye sorarsan da ben ilk sıraya Livakovic'i koyarım. Yani Livakovic bu sene iyi performans gösteriyor. Onu söyleyeyim geçen seneki Livakovic değil. E, gayet bu sene. Kaleci'den yana Fenerbahçelilerin çok tam tersine hatırlıyorum. Geçen sene şu ben de yapıyordum. Yani Altay'dan ne farkı var diyorduk. Özellikle o Samsun, Alanya uzaktan yediği goller. Go, go. iyi bir kaleci performansı var yani. Biz Mourinho'nun biraz daha defansif aksiyonlara kafa yorarak Fenerbahçe'de mesai yapacağını İsmail Kartal'dan farklı olacağını bekliyorduk. Benim burada eleştirim işin takım savunması yani Galatasaray Jesus döneminde de Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 3 gol atarak kazandı ama Jesus dönemindeki maçta 7-8 pozisyon bulduysa bu sezonki maç ona yakın pozisyon vardı. Ossimi'nin atamadıkları, Gabriel Sarı'nın, Yunus'un kaçırdıkları yani defansa bu kadar kafa yoruyorsanız daha az pozisyon vermezdik. biraz o anlamda Amrabat son dönemde toparladı. Trabzon'daki e, yenen gollerde duran toptu. Alkmaar'ı çok referans almıyorum Ömer. Çünkü çok genç takım. Bence bizim nasıl ki İnce. kuzey ülkelerindeki takımlar bizim takımlarımıza Hı -hı. ters diyoruz. 22-23 yaş ortamlı takımlarda çünkü ilk sinyali Twente'de verdi. Yani Twente'de Fenerbahçe'ye karşı 1-0 geçtiği maçı koç biraz sallantıda olsa 2-0 yapıp kazanırdı. O maç sonra Amrabat'ın çok ekstra pası. Tad için tecrübesi değilim o maçı 1-1'e bir götürdü. Ama hani bakıyorsak şu an lig ve Avrupa'da kaybedilmiş bir şey yok sadece. Burada sıkıntı İsmail Kartal yerine geliyorsanız İsmail Kartal'dan daha iyi futbol oynatacaksınız. İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi kabul edelim. Daha iyi futbol oynuyordu. Ya şöyle. nasıl ki yani güzel futbol deyip balaza sürüyorsak <laughs> e, Şafado söyleyeyim her Hı. Fenerbahçe maçını izliyor, mesai yapıyor. Hı. Çok keyif keyifli Fenerbahçe maçı oldu mu? Manchester United maçı dışında. Ya bu sezon özelinde olmadı. Belki sezon başlangıcındaki Lugano maçlarını dersin. O da çok gollü geçtiği için. Geçen Ama, seneki ha. İsmail Kartal'ın Fenerbahçesini hatırla. Abi şurada şöyle bir e, anekdot paylaşmak istiyorum daha doğrusu. İsmail Kartal hücum futbolunu oynatan bir teknik adam. Mourinho ise tam tersi. Daha fazla savunma, topa sahip ay, oluyor. Doğru e, doğru. Savunma yönünü daha ön planda tutuyor. Rakibi bırakıyor topu ve e, topun arkasına geçip kontralarla, geçiş oyunlarında gol bulmaya çalışan bir teknik adam ki Inter'de de Şampiyonlar Ligi şampiyonu böyle oldu. E, Manchester'da da yeri geldi böyle bir oyun oynadı. Roma'da da konferans ligini kazanırken tüm sezon boyunca yani Avrupa'da %36 topla oynayarak kazandı bunu. Yani Mourinho'nun oyun planı bu. Ama Fenerbahçe'nin kadrosu genelde hücum ağırlıklı oyunculardan kurulu. Osterwoldes'inden tutun e, yani Ferdi de aynı şekildeydi. Orta sahadaki oyuncular Fred de daha çok hücumsal anlamda bu sene gerçi performansını biraz daha parametrelerini geliştirmiş ama e, çok sahaya yansıdığını düşünmüyor taraftarlar. E, hücumsal anlamdaki e, takıma defansif anlamda bir teknik adam getirdiğinizde bunun geçiş süreci biraz sancılı olabilir. Ya yani benzerini Trabzonspor yaşıyor. Şenol Hoca hücumsal Futbolu tercih eden bir teknik adam ama takım yapısı daha çok defansif oyuncular üzerine kurulu ve hücum yapmakta sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe'de tam tersi durum geçerli. Bu geçiş süreci biraz etkileyecektir. Burada ne kadar az kayıp o kadar şampiyonluk yarışında kafada olmak demek.